Duvar arkası radar cihazımız radyo frekans sistemiyle çalışıyor. Duvarın arkasında biz sinyal gönderiyoruz. Gönderdiğimiz sinyal duvarın arkasında bulunan canlıdan, yani canlı mikro veya makro hareket yapıyorsa. Mikro dediğimiz nedir? Duvarın arkasından bir kişi baygındır. Sadece göğüs kafes hareketini gerçekleştiriyordur. Biz bunlardan gelen sinyalleri algılıyoruz ve ekranımıza bu şekilde kaç metrede mesafede olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu anda duvarın arkasında bir arkadaşımız var. Hareket edebilir misiniz? Şu anda cihaza doğru yaklaştığını, 3 metrelerden 2 cihaza doğru yaklaştığını görebiliyorsunuz. Cihazdan uzaklaşabilir misin? Şu anda o kişi cihazdan uzaklaşıyor ve bu kişinin hangi konumda olduğunu görebilmemiz için ikinci boyutlu bir ekranımız var. İki boyutlu ekranımıza da cihazı sıfır noktasına aldığımızda cihazın sağ tarafı artı 1, 2, 3 metre, sol tarafı eksi 1, 2, 3 metre olarak şöyle tanımlamamız var. İki boyutlu olarak bu kişinin cihaza olan uzaklığı 3 metre, cihaza solunda 50 santim olduğunu net bir şekilde konum olarak gösterebiliyoruz. Doğal afetlerde, işte arama kurtarmada, meskul mal operasyonlarında, rehine kurtarmalarda, terörle mücadelede böyle yerlerde kullanılabiliyor. Çığ, deprem, yangın gibi yerlerde kullanılabilir. Depremde 50'den fazla can kurtardık bu cihaz sayesinde. Şu doğrudur, denizli itfaiyemiz kullanmaya başladı. Doğal afetlerde, onlar da aynı şekilde deprem, yangın, çığ gibi afetlerde kullanmak için bizden alacağız. Şimdi bir sinyaller duvarı işleyerek geçiyor. Duvarın arkasında bir canlı var ise, işte bu canlı mikro veya makro hareket yapıyorsa, mikro dediğimiz nedir? Bir kişi duvarın arkasında sadece göğüs kafes hareketini gerçekleştiriyordur. El kol hareketleri, eklem hareketlerini yapıyorsa onlardan gelen sinyaller bizim ekranımıza geliyor ve hangi metre ve mesafede olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu anda mesela duvarın arkasında bir arkadaşımız var. Duvara doğru yaklaştığını ekranda görüyorsunuz. Şu anda duvardan uzaklaşabilir misiniz? Bu kişi duvardan uzaklaşıyor ve anlık görüntü alabiliyoruz biz. Yani 2 metre cihazın önünde 50 santim sağında ya da solunda diyerek kişinin tam konumunu verebiliyoruz cihaz sayesinde.